Ben Aynen. de. Böyle Dün işte. konser vardı, değil mi? Evet. Güzel Şimdi geçti. Fena değildi. sizin de bu yani bir taraftan tabii müzikal şeyleri takip ediyorum. Bir taraftan da sosyal paylaşımda da bolca yazılarınız da var. Orkestralar nasıl olmalı? Orkestra şefleri nasıl olmalı? İşte bu birkaç gündür bizim altını çizmeye çalıştığımız konular hakkında neler dersiniz? Nasıl bir katılımda bulunmak istersiniz? Ben size böyle sözü vermiş olayım. Ama burada tabii orkestracılardan ne bekliyorsunuz? Yıllardır birkaç değişik orkestrada zaten hani konuk olarak da çok gittiğiniz yerler var. Ama işte akademik orkestradasınız başkentte. Biraz sonra oradan da arkadaşları da davet edeceğiz. Onların da sizden şikayeti var mı? Onlara da duymuş oluruz. Sizin onlardan şikayetiniz var mı? Şimdi onlar gelmeden rahat rahat anlatabilirsiniz. Ya evet, çok teşekkür ediyorum size bunun için. En azından hani benim aktif olarak beraber çalıştığım insanlarla da bunun izleniyor olması iki taraftan da iki şeyden de görüşü sergileyecek. Orkestralar ne? Şimdi burada orkestralarla ilgili bizim vizyonumuz ne? Ve bizim sanat politikamız ne? Biz nereye gitmek istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz çok ciddi fırsatlar kaçırmış bir ülkeyiz bu anlamda. 1980'lerden sonraki 90'lardaki akımı çok ciddi kaçırdık. Hatta o zaman denenmiş şeyler şimdi deneniyor ve haliyle tutmuyor. Popülist projeler de buna dahil. Ondan sonra tabii insan sormak istiyor. Yani düşünsenize, orkestra dediğiniz oldukça da masraflı baktığınızda olan bir kuruma baktığınızda bununla ilgili vizyonunuz nedir? Ben orkestraları birer şirket gibi görüyorum. Yani şirketi nasıl yönetirseniz bir orkestra da öyle yönetilmeli. Şimdi tabii bunu hak yiyelim, emek sömürelim, full liberal anlamda böyle yapalım, bir hani boğaz kesen bir kapitalizm anlamında düşünmüyorum. Fakat bir marka yaratmak ve bir aidiyet yaratmak çok önemli bence. Şimdi siz de pek çok kurumla çaldınız, pek çok kurumda da çalıştık, hatta beraber de çalıştık. Tabii. Konuştuğumuz zaman hep şunu şey yapıyoruz, yani içinde bulunduğumuz yerlerde de biz ne kadar oraya ait hissediyoruz. Yani orası bize ne kadar aitmişiz gibi hissettiriyor. Bu aynı şey daha önce yaşadığınız şehrinizdeki konser salonuyla da ilgili. Bizim şehrimizdeki konser salonuyla da ilgili biz bunu ne kadar kendimiz gibi hissediyoruz. Bence bir kere bu geçmişten gelen, tümden gelen kültür baskısını diyelim. Ya da bu işte hani en kaba tabiriyle bu kent soylu baskısını, belli bir orta sınıf üst segment baskısı artık kırılmak durumunda. Çünkü şimdi Covid'den sonra gördük ki orta sınıf da kalmıyor. Doğru. Orta sınıf da yok oluyor. Şimdi orta sınıf yok olurken orta sınıfa ait bir kent soylu zevki nasıl var olabilir? Yani şimdi çok ciddi soru işaretlerinden bir tanesi benim için bu. Burada ne yapabiliriz? Peki biz 60-70 kişilik veya 30 kişilik veya 20 kişilik veyahut 5 kişilik kurumları nasıl yaşatabiliriz? Benim şimdi orkestra şefliği, diğer hani bütün konuşmacılar çok güzel teknik noktalara değiniyor, harika şeyler söylüyor. İtiraz edecek hiçbir şey yok. Fakat bunları nasıl update ederiz? Yani günümüze nasıl uydururuz? Mesela ben pek çok şeflik öğrencisiyle de işte haşır neşir oluyoruz, görüyoruz, biliyoruz falan filan. Maalesef proje yaratma ve vizyonu olan bir proje koyma konusunda ve bunu realize etme konusunda en ufak bir başarıları yok. Bu da demek oluyor ki var olamayacaklar. Kendimden örnek vereyim. Eğer Ankara Gençlik diye bir proje olmasaydı ben bugün şef olamazdım. Ben o çocuklara borçluyum mesela bunu. Süper. Ve biz beraber büyüdük. Ben öğrendim, onlar da öğrendi. Biz hepimiz bir şeyleri el yordamıyla bulduk. Biliyorsunuz bu çünkü olmayan bir şey. Biz de bu işi Tabii. yapıyoruz aşağı yukarı. Ve eğer oradan bir marka değeri yaratmasaydık, bir kalite değeri yaratmasaydık, inanın bugün hiçbir orkestra beni çağırmazdı. Benim geçmişime bakarsanız bunu görürsünüz. Ankara Gençlik'ten önce beni çağıran eden pek orkestra yoktur. Ancak ondan sonra, ancak onunla yapılan işlerden sonra bir ikinci noktada kendi sınıf arkadaşım olan bestecilerle başlayıp, çağdaş müzik bestecileriyle başlayıp
Diğer bestecilerden farkım benim herhalde o oldu. Ben kompozisyondan şefliğe geçtiğim için doğrudan çağdaş müzik yöneterek başladım. Bu da benim hayatımı ilk başta zor yaptı ama sonrası çok kolay oldu. Yani tonal müziğin yapısını anlamak ondan sonra ve hani bunu müzik tarihiyle de birleştirdiğinizde bu benim için çok kolay oldu. Ne gibi kolaylıklar oldu? Analiz, çok hızlı analiz, çok hızlı nota okuma, çok hızlı deşifre yapma. Tabii bir de Güver Aykal hocamdı. Yani o solfejsiz parti geçirmez biliyorsunuz yani. Ondan Evet. sonra. Bu benim için bir avantaj oldu. Hem teknik anlamda hem kolaylık anlamında. Fakat diğer taraftan da bunu hani şeflikle ilgili merak eden varsa söyleyelim. Marketing anlamında da, piyasa anlamında da. Çünkü benim yaptığım işi yapmaya pek yeltenen şef yok. Bu da benim daha kolay oradan ekmek yememi sağlıyor. Yani şimdi bir hesap ettim. Kabaca ben 15-16 senedir orkestra veya ansambul yönetiyorum. İşte pek çok projede de beraberdik. Şöyle bir hesapladığımda, vallahi 100-150 kadar yeni Türk eseri yapmışım. Bir kısmı kaydedildi, bir kısmı şey oldu. Daha işte yeni Bilkent'teki öğrencilerle yaptık falan. Mithat Can Öcal'ın eserini Cem Mansur sayesinde CVV'de seslendirdik, yedik, bir Süper. şeyler oldu. Tabii bunu neden böyle söylüyorum marketing anlamında önemli diye. Artık her şeyin piyasa ekonomisiyle döndüğü bir çağda yeni yetişen şeflerin ben bir daha Mozart yapayım diyerek var olma şansının olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Çünkü oralar kapalı. Peki nereler açık? Nereler olabilir? Ha bunlar çalınmasın mı? Elbet çalınsın. Ama nasıl çalınsın? Ben işte şimdi çalıştığım başkent orkestrasıyla da aynı şeyi planlıyorum. Acaba ben orkestranın önünden nasıl çekilirim de benim orkestram bir rockstar gibi görünür? Nasıl orkestradaki seyirci insanlara tek tek hayran olur ve kimi seyirci X için, kimi seyirci Y için, kimi seyirci onların o hareketlerini görmek için ben sırtımla onları kapatmadan görebilir. Ben mesela hani eşlikleri artık mümkün olduğu kadar yönetmiyorum. Yani barok eserleri veya orkestranın biz şefsiz de yaparız dediği hiçbir şeyi ben yönetmiyorum. Ama ben burada ne sağlıyorum? Bir tür pazarlama tekniği diyeyim ondan sonra. Çünkü bu farklı bir şey olmuş oluyor. Tabii. Öteki taraftan orkestranın bir şefe ihtiyaç duymadan yaşıyor olabilmesi de önemli. Bu şeydir ya çocuklarınızı da öyle yetiştirirsiniz. Yani çocukları yetiştirmenin en güzel yolu yarın bir gün siz Allah gecinden versin bir şey olduğunda size ihtiyaçlarının kalmaması durumu. Tabii. Konservatuvar öğrencileri de böyle yetiştirilmeli. Bence bu hoca kültü veya bu işte mitler kültü bitmeli. Fakat fonksiyonellik ve pragmatizm ön plana alınmalı diyorum. Eğer biz liberal bir dünyada yaşadığımıza kabul ediyorsak bu gerçekte. Ve bu anlamda da şeflik eğitimiyle ilgili geleneksel yaklaşımların dışında öğrenilmesi gereken, koyulması gereken ve yaptırılması gereken çok şey var. Çok fazla yetenekli insanın mezun olduktan sonra ama kimse yüzümüze bakmıyor ki, kimse bizle ilgilenmiyor ki diye küsüp mesleği bıraktığını görüyor. Pek çok alanda. Çünkü o kadar yanlış bir bakış açısı var ki biz sanatçıyız, ömrümüzü işte 20 senedir enstrüman çalışıyoruz veya bir şey yapıyoruz. Neden bizim elimizden tutmuyorlar? Neden tutsunlar? Tabii. Buradaki soru bu. Ve aynı şu soruyu da soruyorum. İşte sanata değer verilmiyor bilmem ne. Doğru, müzik sanatı Türkiye'de biraz daha dezavantajlıdır. Mesela tiyatro ve edebiyat böyle değil, resim de böyle değil. Ama müzik sanatı bence bu işte yöntem ve metodoloji olarak yönetimsel ve vizyon olarak çok çok geride kaldığı için biraz derme çatma kaldı diye düşünüyorum. Ondan sonra yani çağın ruhunu yakalayamıyoruz. El alem artık dünyaya hani Instagram'lardan, Facebook'lardan yayını yaparken biz hala afiş basmakta zorlanıyoruz. Ne bileyim, yerli solist, yabancı solist diye dünyada olmuyor. Şunu bir İngilizceye çevirsiniz ya, yerli solist, yabancı solist kaşesi. Bir İngilizceye çevirin. Karşılığı var mı bu saçmalığın mesela? Ne olacak? Evet, domestic Ha solist mi olacak? domestik değil mi falan hani ne Domestic. bileyim havaalanı gibi sen bu kapıdan gir falan. Hani ve kendi tabii vizyon olmadığı için ve hedef Doğru, yaşlı. hakikaten yerli yabancı solist diye bir şey Amerika'da yoktu herhalde. Ya hocam Türkiye'de yapılan şeyleri bir İngilizceye çevirin çok eğleneceksiniz. Aslında her şeye oradan bakmak gerekiyor.
Tez yazarken de tez başlıklarında o çok işe yarar. Bir Evet. İngilizce çevirirsin, çevirdiğin anda onun yanlış bir başlık olduğunu anlarsın, tekrar Türkçe'ye düzgün çevirirsin. Yani çok fazla, yani çok uzun süredir ders de verdiğim için üniversitelerde orada burada işte falan filan. Hani çok ciddi bir nesil elimden, önümden geçti diye. Ondan sonra ve o kadar kıymetli bir çekirdek var ki ve o kadar yüzlerine bakılmadı ki bu çocukların. Tabii neden bakılmadı? Çünkü bununla ilgili bir hedef yok. Yani kim bana söyleyebilir Türkiye'nin 5 senelik sanat hedefi nedir? Doğru. Benzer şekilde aynısını bir orkestra şefi için de sorayım. Bir orkestrasını 1 yılda, 2 yılda, 5 yılda, ki bence 5 yıldan fazla kontrat uzamamalı bunları sağlamıyorsa ne getirmeyecektir bu orkestraya? Ben şimdi şefe bu açıdan bakarım. Tabii. İkincisi, bu şefin çıktığı zaman ben salonu dolduruyor muyum? Ben bilet satıyor muyum ondan sonra? Biz bir zaman orkestramızda öyle bir şey uyguluyorduk. Bir memnuniyet anketi, form. İsim yazmadan, bunu da Amerika'da bir orkestradan kopya çekmiştim. 1 ile 10 arası not veriyor şefe. Neyi soruyor? Geldiğinde partitüre hakim miydi? Zamanı iyi kullandı mı? Vuruşları açık mıydı? İletişimi doğru muydu? Ondan sonra istediği şeyler mantıklı mıydı? İşte ondan sonra birkaç kriter daha ve en son soru da şuydu. Bu şefi önümüzdeki sezon bir daha görmek ister misiniz? Bu Güzel. kadar. Şimdi bu şeffaflığa ihtiyacımız var bizim. Şimdi bu ne oluyor? Bu sizin enstrümancıyı da markanın içine katmanız demek oluyor. Tabii. Özellikle marka diyorum. Yani sanat kurumu bir marka olmak durumunda artık günümüz çağında. Ve şimdi bizim bu işletmelerin, müzisyenlerin, şeflerin sosyal sayfalarına yapın. Bunu beceren, çok güzel beceren insanlar var. Örnek alınması gerekir. Tabii. Ondan sonra fakat bakıyorsunuz işte sizin şehrinizdeki, benim şehrimdeki orkestra bunları nasıl yapıyorlar acaba? Ne kadar çağın önündeler ya da ne kadar gerisindeler? Kaç tane CD çıkartılmış? Mesela bir yabancı soliste yabancı şey bir eşek yüküyle para gidiyor. Ama bunun yerine bir Spotify kanalı açıp hani telifi ödenmiş eserle kaç tane kayıt çıkartıyor? Biz Türk olarak gururla gidip müzisyen, iki müzisyen siz de biz Almanya'ya gittik. Ulan siz ne yapıyorsunuz dediklerinde ülkenizde ne koyacağız önümüze Allah aşkına? Yok. Ne koyacağız, var mı bir şey? Onu bırakın, biz kendi bestecilerinin notalarını basmamış bir ülkeyiz. Ve bana kalırsa daha bunlar yokken biz biraz yüksekten atıyoruz. Yani daha bu yok ya ortada. Daha ülke lavin yağ geçemiyor solfej seviyesi. Böyle Canımız şimdi lavin. ya lavin yağ okuttuğumuz bir solfej sisteminde nasıl şef bekleyebilirsiniz? Yani 6-8, 6'ya vuran bir eğitim sisteminde, 12'yi 12'ye vurduran bir sistemde neyi bekleyebilirsiniz? İşte Türk 6-8 diyeyim. Yani biraz da hani bu benim eleştirdiğim noktalar. Orguncum artık yeter. Ha, kes. Sen gelince kesildi o. Ya of, fazla gerçekçi oldu. Bir sürü şey söyleyecektim, hepsini baltaladı şu anda adam. Ben sana Hay Allah ya. yardırmayı düşünüyordum şu anda. Odaklanamadım. Maestro. Maestro kaldı öyle. Hay Dur Allah. ben gözlüklerimi takayım. Özge hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Aa, gitti baya. Geri gelsin Ne ya. şikayetin varsa şu an. Şöyle rahat bir ortam var aslında. Orhun'un yüzüne de rahatlıkla söyleyebildiğimiz için böyle bir Biliyorum. ileri bildirim şeylerimiz var aramızda orkestra olarak. Bu konuda çok şanslı hissediyorum ben aslında. O yüzden yüzüne Tabii. gelsin öyle yardırayım. Tamam. Ya Ben çok güzel tekrar davet konuşmalar ettim oldu. herhalde. Bugün ben böyle aldığım notlardan, aha onu da söylediler, bunu da söylediler falan diye. Çok çok hoşuma gitti ya. Yani Keyifli güzel gidiyor, evet, çalışmalar. kesinlikle. Yani aslında böyle bir şeye ihtiyacımız varmış. Hem de müzisyenler, işte orkestracılar ve orkestra şefleri birbiriyle de buluşmuş oldu. Evet. Aslında orkestra şefleri arasında da benim tabii aslında son dönemde bununla ilgilenmeye başladığım için orkestra şefleri arasında ne kadar birbiriyle haberleşme, yardımlaşma var. Bizdeki ne diyelim mesela
kontrbasçılar, viyolacılar genelde birbirleriyle anlaşırlar. Birbirleriyle bir dertleri yoktur. Kemancılar böyle bir birbirlerinden ayrı dururlar. Ya hani orkestrada... O zaman bir saniye yalnız bu şu an... Var öyle bir şey. Bir saniye. Kesinlikle öyle bir şey vardır. Hatta hep söylenir. Acaba kemancılar hani biraz şeyden mi? Yarışma duygusundan mı? Orkestra şeflerinde de kesin öyle bir şey var. Damla hoş geldin. İyi akşamlar hocam. O, ya maestro'yu postaladık gibi oldu. Evet, fark ettim. Aklına bir söylemek istiyorsanız artık rahat rahat söyleyebilirsiniz. Ben davet ediyorum ama alamadı. Bir daha deneyeceğim tabii ki. Damla nasılsın? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol. Bir dakika Allah, bir daha Orhun'u. Biraz önce söylediğin konuyla ilgili ben geçenlerde biraz bunlarla ilgili araştırma yaparken şu Finlandiyalı çok guru bir hoca var ya, işte guru zaten hoca demek de. Panula denen. Evet. Ya evet. Onun masterclasslarını izledim. Acayip hoşuma gitti böyle. Onlar bir ekürü halinde hakikaten birleşiyorlar. İşte orada şunu yaptım videolara çekiliyor. İşte burada beden hareketini öyleydi. Bak orkestrayı şu anda gereksiz yere yordunlar falan. Bayağı bir aslında örnek alınabilecek. Aslında mesela siz bir orkestra olarak sonrasında oturup orkestra şefini de çağırıp belki masa başında bir videosunu koyup bak burada boşu boşuna bir de 40 saat geçirmişsin falan diyebilirsiniz belki, değil mi? Vallahi olabilir. Vallahi yani orada orkestra şefi arkasında... hocası yapıyor o işi ama mümkün olabilir. Evet, şefin arkasını yapıyorsa evet onunla birlikte yapmak en azından bir çözüm bir şey olur yani kesinlikle. Çözüme ihtiyacımız var ya, belli ki bir tıkanıklık noktasında. Şimdi Orhun'un anlattıkları evet. Hakikaten olayın başka bir kısmı şimdi. Bu bizi zaten müzik yapmaktan da soğutuyor. Şimdi başka mesleklere geçelim artık diyeceğimiz bir nokta. Onun çözümleri nasıl bulunur? Orkestralar nasıl bir marka haline gelirler değil mi? Damla senin şeyin var mı? Aramızdaki anlaşmayı çözdükten sonra başka bir yerlere evrilebilir olay. Damla. Söyle bakalım Damla. Nasıl bir marka haline geleceksiniz siz? Hocam soru bilmediğim yerden geldi. Tamam ben söyleyeyim biraz birkaç şey. Aslında Orhun'a da ondan bahsetmek istiyordum. Belki şimdi gelirse yine beraber de konuşuruz. Bugün tam da bugün işte bir tiyatrocu arkadaşımla bahsetmiştim şeyin başında. Birazcık konuştuk ve bunu söyledim. Gerçekten klasik müzik zaten dünyada gittikçe böyle sayı olarak azalan, insanları dinleyicisi azalan bir sektör olarak, bir alan olarak yenilenmek zorunda. Bu hani bizim böyle oturup Türkiye'de şimdi keşfettiğimiz bir şey de değil. Uluslararası olarak bu zaten artık günümüzün solistlerinde, günümüzün orkestralarında gördüğümüz bir şey. Kıyafetinden tutun, ritüeline, davranışına kadar aslında çok daha çekici, çok daha güncel hale gelmek zorunda. Orkestraların şey dedi bu tiyatrocu arkadaşım bana, dedi ki tiyatroda biz müzisyenleri davet ettiğimiz zaman, yani müzisyen çalıştırıyorsak, canlı müzik oluyorsa, müzisyenlerin önüne bir perde koyarız. Çünkü yani tül bir perde koyarız. Çünkü onlar çalmadıkları zaman oyunu izlemezler. Böyle orayla burayla uğraşırlar, sıkılırlar, beklerler. Yani o onları bir şekilde ayrı tutmaya ihtiyaç duyarız. Şimdi pek çok konsere, orkestra konserine gelen yakınlarım, yani müzisyen olmayan yakınlarımdan duyduğum da bu. Müzisyenlerin es beklerken konser başında, sonunda sanki orada bir şeyler olsun da içine katılsınlar ama o sırada hiçbir o sanatsal şeyin içinde değillermiş gibi bir görünümleri olabiliyor. Bunu bizim bir şekilde, mesela operacılarda, şancılarda bu yok. Onlar hemen postüre giriyorlar, hemen bir role giriyorlar. Bir durum, bir duruş oluşabiliyor. Yani biz orkestracılar olarak acaba buna bir çözüm bulabilir miyiz?
mesela en azından gülümseyen orkestracılar olabilir miyiz? Belki siz gülümsüyorsunuzdur. Ama yani pek çok şehir orkestrasında, Eskişehir'i ben o kadar katmıyorum çünkü onlar da çok böyle işini severek yapan bir grup. Ama eminim pek çok orkestrada hani arkasına yaslanıp bekleyen bir somurtan bir yüz ifadesi de olabiliyor. Bu inanın dinleyicilerde de çok bariz olarak görülen bir şey. Bunlarla ilgili var mı bir şeyler Damla sende? Hocam bununla ilgili ben aslında bir not almıştım. Bu konuyla bağdaşır mı bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Meslek gruplarında tiyatro, şan ya da diğer başka yani müzik dışında, sanat dışında meslek gruplarında insanlar çalışırlarken birbirleriyle iletişimi konuşarak kuruyor. Fakat biz evet. Konser sırasında enstrümanımızı çalarak yani seslerle iletişim kuruyoruz. O yüzden bu iletişimi o esnada tutmak, yani o enerjiyi tutmak, o müziğin içinde o iletişimi devam ettirebilmek için aslında burada orkestra şeflerinin de şeflerine de bence büyük bir sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum ben. mesela şundan bahsetmek istiyorum. Göz kontağı kurmak. Yani ben bazen görüyorum orkestralarda orkestra sanatçıları zaten bir hafta boyunca onu prova yapıyoruz. Saatlerce artık eseri öğreniyoruz. Ve konsere geldiğimiz zaman artık notadan biraz daha ayrılıp o eserin, o anın tadını çıkarmak kalıyor aslında. Fakat bazen dediğiniz gibi o yani tabii 40 dakikalık bir mesela bir senfoniyi çalmak konsantrasyon açısından çok zor. Tabii. Ama o şey biraz sonra geldiğinde mesela şefle göz kontağı kuran orkestra sanatçısının sayısı bence biraz bilmiyorum benim gözlemim bence. Biraz az geliyor. Mesela Orhun Orhan'la biz orkestrada hep konser sırasında bazen bir pasaj oluyor. Onu provada böyle şey yapıyoruz, aklımıza yazıyoruz. Konser sırasında göz göze geliyoruz. Mesela o bana bir enerji katıyor o anda. Yani o anda o işin içinde olduğumu hissettiriyor. Gibi bir ufak. gayet iyi anlıyorum seni. Kesinlikle. O enerji bir tür yani müzikal ama aynı zamanda sosyal bir şeyden de bahsediyorsun bir anlamda. Evet. Değil mi? Yani biz aslında o da müziğinde de bizim zaman zaman yaşadığımız bir şey o. Birbirimize baktığımız, birbirimizden şey aldığımız, güç aldığımız noktalar. Ama ben zaman zaman ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bunun müzikal içerikli, ilişkili olmasını, bunun daha teatral, daha ya planlı olamaz herhalde kesinlikle ama bu eğer orkestralar varlıklarını sürdürecekse çok daha dışa dönük olmalılar. Hakikaten hepsi birer sosyal paylaşım sitesi olmalı. Oradan süper fotoğraflar, süper videolar çıkıyor olmalı. Konserlerden harika kesitler çıkıyor olmalı. Orkestra müzisyenleriyle insanların tanışabilmesi gerekiyor. Belki hep beraber bir kahve içmek, buna benzer sürekli gelenlerden yani başka bir boyuta geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Orhun maalesef katılamıyor. Birkaç defa ben ona şey gönderdim. Olmadı. İyi bir orkestra şefini nasıl tanımlarsın Damla? Hocam bence iyi bir orkestra şefi öncelikle bir yerde de psikolog gibi yaklaşmalı orkestraya. Yani hani çoğunluğun psikolojisini yönetebilmeli ve anlayabilmeli. Bunun dışında iyi bir şefi ben genellikle eşlikleri yönetirken anlıyorum. Yani. Çünkü orada iş biraz değişiyor. Hani bir soliste giriyor devreye ve başka bir yorum yani solistin yorumu giriyor. Ve konser anında beklenmedik bir şey olabiliyor bazen ve onu o durumu idare edebilmek şefler için zor olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Harika. Özge aynı soruyu sana sorsam.
Senin Özge o şey bu başkent orkestrası dışında daha öncesinde bir şeyin var mıydı orkestra tecrüben? Başka bir yerde de çaldın mı? Ya Ozan ben aslında çalışmaya Eskişehir'de başladım biliyor musun? Lisanstan sonra orkestraya ilk girenlerdenim. Sonra bir süre Almanya'ya gittim. Orada da çalıştım opera orkestralarında. Süper. Sonra Türkiye'de başkente geri döndüm. 12-13 yıl falan oldu sanırım. Operacılık deneyimim de var yani. Harika. O zaman söyle bakalım. Söyle ya bakalım. Aslında benim söyleyecek çok şeyim var. Şimdi mesela biraz önce konuştuğunuz şey birkaç araştırma yaptım da müziği tuttuğu alan nedir diye. Şimdi tiyatrocularla biz kendimizi aslında çok karşılaştırmamıza gerek var mı emin değilim. Yani bizim müzisyenler olarak tuttuğumuz bir alan var. Şimdi mesela ressamlar ya da grafik sanatçıları, mimari bunlar dünyadaki formu tutuyorlar. Çok güzel. İşte en mühendislik, fizik, astronomi bunlar yapıyı tutuyorlar. Müzisyenler duyguları ve sevgi alanını tutuyorlar. Yani bizim müzikle aslında içimizden geçen şey, ya biz müzik yapmıyoruz. Müzik zaten kendini yapıyor. Biz onun içinden bunu paylaşıyoruz. Çok güzel. Yani bizden geçeni bir birlik alanında biz o müziği ve duyguları aslında insanlarda bu katarsis denen bizim aracılığımızla hissettikleri duyguların dile gelmeyen duygularının kendilerindeki fark etmelerini sağlayan bir aracız biz aslında. Yani müzik neye hizmet ediyor diye sorarsam duygular ve sevgi alanı derim. Tiyatrocular şiir, şairlik, sözler, kelimeler, mitoloji bunlar da gerçeğin ortaya konulması ile bağlantılı. Yani burada aslında bir bütünsel, bütün bu disiplinlerin birleşiminde bizim tuttuğumuz bir alan var müzisyenler olarak. Yani o yüzden evet markalaşmak, evet kendimizi duyurmak, evet farklı bir şeyler yapalım. Bizde çünkü şu an bir bilinçte bir uyanış var çünkü bir şeyler doğru gitmiyor. Bir uyumsuzuz şu anda. Şimdi önce sorunu birbirimizin arasında arıyoruz. İşte orkestra şefleriyle orkestracılar arasında nedir olay? Bunu aşarsak çünkü biz bir birlik halinde gerçek amacımıza işte müziğin hizmetkarı dedi ya biraz önce Ece. Evet. Gerçekten öyleyiz. Biz müziği belki de göremediğimiz bile ötesinde yani evrende bir mucize olan bir şeyin bir parçasıyız yani. O yüzden birliğimiz çok değerli. Tabii bu konuşmaların başından beri biz böyle orkestra olarak hani binilen bir şey olarak ifade edeceğiz. İşte attı, arabaydı, trendi falan. Giren miyiz biz canım? Allah Allah. Yani bizim organizma aslında Orhun'un dediği gibi hakikaten mümkün olduğunca bizi binicisiz bırakmaya gayret eden. Bugün şeyleri izledim ya bayıldım. Koda şey kaydetmiş Greek Holberg Suite'ini şey yapmışlar. Şefsiz ve notasız. Ooo. Evet. Bravo. Yani, bayıldım gerçekten. Yani öyle bir atmosfer vardı ki orada. Orada artık şeyi düşünmüyorsun yani işte niye o somurttu, niye başka bir şey yaptı. Evet biz müzik yaparken, tekst izlerken ben gerçekten orada olamam. Yani benim kafamda başka bir şey demiyorum. Enstrüman çalmak zaten o kadar zor ki yani. Doğru. O enstrümanı çalacağım da kaliteli bir şekilde kendini o partileri ifade edeceğim. Sonra bir de partitürü bileceksin. Yani ben orkestracılar olarak şeften bir şey beklemeden önce gerçekten çok iyi hazırlanmamızı gerektiğini düşünüyorum. Grup provaları çok eksik yani kaliteli yani 150 kere çaldığın bir şey bile bir grup provasında bambaşka bir yere getirebilirsin. Kendin bir orkestra olarak önce ne sunuyorsun? Bunu şef binmeden önce üstümüze bir bakmamız gerekiyor. Sonra o geldiğinde onun vizyonuyla bir birleşme oluyor. Orada geri geldiğinde o yorma panula şey diyor çocuklara yani orkestra bazen zaten kendi gidiyor orada geri çekilmeyi bil. Onlara nerede yardım edebilirim? Onlara nerede destek verebilirim? Buna bak. Ama adamlar yani öyle bir eğitimden geçiyorsunuz ki sen de şimdi geliyorsun. Evet. Ben de uzakta bir ışık görmeye başladım. Orada hala tünel ne zaman bitecek? Ben daha kısa olur diye düşünmüştüm ama 2,5 yıldır falan böyle partisyon bilmem ne var. Oo. Ya olay çok ya çok acayip bir eğitimden geçiyorlar. Hepsine sonsuz saygı duyuyorum. Gerçekten bak. Yani biz biraz bence tek yönlü o enstrümanda kaldığımız için olayın bütününden ve büyük resimden çok kopuyoruz.
onların geçtiği eğitimden belki hepimiz geçmeliyiz birlikte. Bilmiyorum. Belki bambaşka. Evet, ben şeyi düşünüyordum. Orkestra, en azından seçmeli orkestra şefliği ya da en az ya yani vuruşlarla ilgili bir şeyi herkes öğrenmeli. Bu aslında çok hoş da bir şey. Yani çok evet. Güzel bir şey. Kendini çalgının şeylerinden ayırmış da oluyorsun. Çalgının limitlerinden de ayırıyorsun. Bu sefer de bunun da kendine göre limitleri var. Hani vuruşlar üzerinden bir şeyi ifade etmenin de mutlaka limitleri var ama hepimizin bunları öğrenciyken öğrenmesinde fayda var. Partisyon okumayı da öğrenciyken öğrenmekte büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum Damla, yani mesela dinleyin diyor. Ben çello partisini dinlemiyor oluyorum yani. Bu arada bunu söylediğim her şey gerçekten önce kendime söylüyorum. İlk olarak. Onu dinle dediğinde o komutla bambaşka bir şey oluyor. Yani ben de biliyorum dinlemem gerektiğini ama hakikaten o farkındalıkla her an kalmak bir konu. Evet. Grubuyla mesela yok siz koştunuz biz çektik falan. Hani asla anlaşılamayan şeyler. Öyle. Şey, Orhun'la yazıştık birkaç defa ama onu katamıyorum bir şekilde. Bir şey olmuş oldu. Server'da herhalde bir sorun varmış. bu akşamlık bu kadar olsun. Çok teşekkürler size. Sizlerin de katılımı çok hoş oldu. Teşekkürler. Onu da geçtim. Bakalım nasıl çıkacağım şimdi binadan. Konservatuarda yapıyorum çünkü şeyleri. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay.